Alim adlı küçük bir çocuk bundan yaklaşık 10 yıl önce bir operasyon geçirdi. Küçük Alim operasyondan sonra sakat kaldı. Alim zorla yürüyebiliyor, güçlükle normal ihtiyaçlarını karşılayabiliyor idi. Evet, bugün Sinoplu duyarlı bir vatandaşın sayesinde ilk kez akülü arabasına binerekten okul etrafında bir tur attı. Mutluluğu, neşesi yüzünden, gözlerinden okunuyordu. Alime şu soruları sorduk. Büyüyünce ne olacaksın? Ne dedi biliyor musunuz? Büyüyünce polis olup ülkemi koruyacağım dedi. İşte Alim'in hayalleri ve işte Alim'in duaları. İşte görüntülerimiz. Deneme götürür müsün? Denemesini yok. Denemesini yap. Yavaşla. Yok, kapalı şu anda. Açalım mı? Açalım. Açalım mı? Şimdi müdür bey, biz halini öğrendik. Sinop'ta ticaretle uğraşan Sadıklar Balıkçımız var. Evet. Kanlıçay mevkiinde. Biz kendisine durumu anlattık dedik. Bir kardeşimiz var. Onun akülü sandalyeye ihtiyacı var. O da sağ olsun aslında kendisi adının verilmesini istemedi. Biz Sinop'taki diğer iş adamlarımıza da örnek olması için biz dedik adınızı verelim. Çünkü yaklaşık 4000 lira civarında bir sandalye ve bu da diğer iş adamlarına da örnek olacağını umuyoruz. Sadıklar Balıkçılık Müdürümüz de Halil Bey de bizzat kendisi de geldi. Umarım bundan sonraki iş adamlarımıza, bu tür kardeşlerimize vesile olurlar. Halil Bey de herhalde bir şeyler söylemek ister. Evet, sözlerinizde böyle bir yardımla bulunma bizi de çok sevindirdi. Arada vesile olanlardan da Allah razı olsun. Elimiz inşallah çocuğumuz bundan okula gidip rahat gelebilir. Kimseye de muhtaç olmaz. Rahatlıkla kullanabilir. Eğitimini sürdürür ve ayrı bir eleman olarak vatanımıza hizmet eder. Ve çok çalışkan bir öğrenci olduğunu da tahmin ediyorum. Hem ben de öğreneceğini de hiç şüphem yok. Güle güle kullansın. Başka şey söyleyecek durum yok inşallah. Sağ selim. Bir iş kazasız belasız okula gidiyor. Karne ediyorsun. Karne ediyorsun olsun. Sen neler demek istiyorsun? Alayım Yasemin ablaya çok teşekkür ediyorum. Allah ondan bin kere Allah razı olsun. Bunu çok seviyorum. Allah onun sayesinde akülerle. Mustafa amcaya sağlıklara. Herkesi buradan herkesi çok seviyorum. Onlardan Allah razı olsun. Ama Yasemin ablamın söz verdim ama her iş oldu var. Onu çok seviyorum. Rüyasında gördüğüm arabaya kavuştu sonunda. Allah herkesten razı olsun. Mustafa Bey'e çok teşekkür ediyoruz böyle bir şeye. İstanbul'dan geldim, eşimden ayrıldım. Bizi terk etti. Bir hayatımda bir kadın vardı. Annem yanına sarıldım. Kardeşim ev açtı burada. Okula başvurdu. Sağ olsun öğretmen dedim bana aldılar okula. Devam etmek lazım. Şu yolda arkadaşlarımı görürken yardım ettiler. Herkesten Allah razı olsun. Yasemin'e, Mustafa Bey'e, bütün ekip arkadaşlarıma sağ olsun. Yardımda bulundukları için sağ olsun. Teşekkür ederim. Bizim oğlum askerden geldi. Şu anda hastanede çalışıyor. Ama doğru sporda yapmadılar. Bir güzel bir iş bulursa burada yürümeye devam ediyorum. Bir İstanbul'a dönüşüm olmayacak bir daha. Çocuklarımla yaşıyorum şu anda. İki çocuğum var. Bir engelli çocuğum bu. Bir de askerde gelen iki çocuk var. Evimiz kira. Evet. 300 lira kira. Elektrik su. 250 lira. Maaşını beşledi. Maaşı çıkacak dediler ama çıkacaklarını bilmiyorum. Engelli maaş alamıyor muydu? Alamadım. Bu zamana kadar alamadım. Buraya başvurdum alacak dediler. Bilmiyorum.
Bir hafta içinde işte ayakkabı istedim. Ortada bir arkadaş var. Ortadakiye gelebilirler. Pazartesi, abisi rahatsızlandığı için hafta sonu pazartesi günü gideceğim. Ortopedi ayakkabı yazdık seçecekler. Alabilirsek. Alabilirsiniz. Benim ayaklarımla bir çok zorluklarla yürüyor. Öyle bir ayakkabı istiyorum ama olursa da çok sağ olsun, yaparız dediler ama. Şu anda ihtiyacın ortopedik ayakkabı, evet, değil mi? Evet, ayakkabı. Evet, Alim Erdoğan. Şimdi, Alim doğuştan mı böyle engelli oluyorsa hayır, nasıl oldu? Hayır, doğuştan değil abi. Nasıl oldu? Nasıl? Ben bunu 2004'te İstanbul Hospital'da ameliyat yaptırdım, bademciklerden. Bu sefer sinir damarlarında iğne vurduğunda sinir kasılması olduğu için engelli oldu çocuğum. Bu duruma geldi. Sonra? Sonra işte sakat oldu çocuğum. Doktoru dava açasın dedim babasına, yaptırmadı. Bunların bir herhangi bir şikayette bulundunuz mu? Bulunmadım. Şu anda buraya şey yapıyorum. Başvurdum. Başka bir yere şikayet etmedim yani. 10 yıl oldurdu. 10 yıldır çocukluğunda mı oldu? Evet. Ameliyattan sonra oldu. Ailenin dersleri nasıl? Şu anda özel eğitime gittiği için ağırlıklı bize hep özel eğitim diye özürler okuluna yolladım ben. Getirdim İstanbul'da. 10 yıldır oraya gidiyordu özürler okuluna. Normal okula gidemiyordu. Buraya geldiğimiz için normal okula burada başladı. Alim çalışkan bir öğrenci mi? Vallahi çok da çalışkan değil. Elinden geldiği kadar çalışmaya başlıyor. Mikrofonu Alim'e dön. Dersimi elimden geleni yapıyorum. Kalmak istemiyorum geri. Elimden geleni yapıyorum. Sesin de çok iyi değil. Bir şey mi var senin boğazına? Boğaz ameliyatı. Yok, bazen nefesim tıkanıyor. Boğaz açık. Bu arada delik mi? Evet, delik. Pansuman yapıyorum. Tıkanıyor bazen o yüzden. Bugünden sonra ne yapmayı düşünüyorsun? Okumayı, çalışmayı düşünüyor musun? Hı hı. Ne alıyorsun sen okuyup da? Belki şey, polis okuluna gitmek isterim. Efendim? Polis okuluna. Polis okuluna gitmek istiyorsun. Sonra? Sonra. Neden polis ben, olmak istiyorsun? Herkes gibi. Ben de öyle. Hem Türkiye'mizi kurtarmak için. 10 yıldır böylesin. Sizi hiç kimse fark etmedi mi? Nasıl fark ettiniz bu şekil engelli olduğunuz? Devletten hiç şu anda hiçbir yardım almadınız değil mi? Devletin hiçbir desteğini şu anda yanımda görmedim ama bugünden sonra, nasıl aklınıza geldi bu? Kim aklınıza getirdi? Sonra benim birden ayağım acımaya başladı. Köye geldim ben de. Ayağım böyle topalıyordu, acıyordu. Her akşam beni doktoru getirmedi babam. Babam nerede? İstanbul'da. Doktora getirmedi beni de. Ben böyle kaldım. Sonradan beni, herkes benimle daha geç. Baban yanında değil mi senin şu anda? Babana buradan mikrofonlarımız aracılığıyla bir şey söylemek ister misin? Hiçbir şey. Peki, Yasemin ablana ne diyorsun? Yasemin ablam için hem ondan Allah razı olsun, bütün öğretmenlerim onlardan Allah razı olsun. Mehmet Akif Ersoy Okulu'nda çalışıyorum. Öğrencimizi son işte bir ay içinde fark ettik. Ve Alim çok hani yürümesi falan çok kötüydü. Dedim çocuğa tekerlekli araba niye alınmadı dedim annesine. Hiç öyle bir girişimde bulunmadık, hiçbir bilgimiz yok dedi. Biz tekerlekli sandalyeyi alabilmek için çocuğa sağlık raporu çıkarttırdık kullanabilir diye. Fakat Alim babasının üzerinden faydalandığı için, Bağkur'la olduğu için devletin karşıladığı rakam babasının hesabına yatacağı için babası da ortalıkta olmadığı için böyle bir şeye yeltenemedik. Sağ olsun Mustafa Bey bu durumu üstlenmiş. Allah ondan razı olsun. Ayakkabıya ihtiyacı var. Durumları kötü. Burada yardım toplanarak hani hem gıda olsun hem odun, sosyalden sadece kömür alabildi ve bir aydır maaş alabiliyor. Her şey için sıfır, hiçbir şeyleri yok. O kişiden Allah razı olsun. Ya. Devamlı ileri it. Bak, itik tut. Tut. Alimca, sabit git. Sabit git ileri. Basılı tut ama. Tut, basılı tut. Hadi gel.
değil, bizim sevdiğimiz bir öğrencimiz. Biz okulumuzdan yardım etmeye çalışıyoruz. Mesela Pardüs'e yardımı bulunuyor ama okulumuzun yardım miktarı belli. Yani Milli Eğitim bize ne kadar gönderirse biz o şekilde yardım etmeye çalışıyoruz. Ama sağ olsun işte Yasemin Hanım, işte Mustafa Bey, böyle dışarıdan gelenlerin yardımları desteği bizi mutlu ediyor.